de dedi. Ekmek yapıyor, ekmek çekiyor. Benim komşunun da duruyor duruyor. Ben çekmiş. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, şöyle halama geldik. Benim halam çok arkadaşlar. Kaç numara hala bilmiyorum ama babama sormak lazım. Evet, şöyle bir çiçeklere geldik. Babam ve annem yanımızda olduğu için yemeğe davet etti halacım, sağ olsun. Onun da çiçeklerini şöyle çekeyim dedim. Bir önceki videomda, daha önceki yayınladığım videomda büyük halamdı. Bu da onun bir küçüğü, iki küçüğü herhalde arkadaşlar. Evet, 6 tane halam var arkadaşlar. Bende hala çok maşallah, teyze çok. 9 kardeş, babam gil. 6 7 kardeş de annem gil. O yüzden teyze ve hala çok bizde. Hemen şöyle geçelim. Güzel güzel şöyle çiçekleri teker teker size göstereyim. Evet, hemen şurada prenses, gördüğünüz gibi Diefenbachia arkadaşlar. Hemen yan tarafında melek kanadı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Evet, melek kanadı demeyeyim, mor yonca arkadaşlar, mor yonca, gördüğünüz gibi süs yoncası diye de geçiyor. Hemen şöyle geçelim. Evet, burada glaksonya yaprağından dikmiş halam ve gördüğünüz gibi de bebek vermiş. Hemen burada leş kaktüsü, hemen burada aloe vera ve yakut kolyesi, bunu ben vermiştim halama, çok güzel olmuş. Bol bol da çiçek açmış, gördüğünüz gibi tomurcuklarını solmuş. Hemen gördüğünüz gibi prenses burada, çok güzel dikenler tacı. Evet, burada seklemen arkadaşlar, bunu ormandan getirmiş halam, dağdan getirmiş. Şey gibi sanki çiçekçilerden alınmış gibi, çok güzel yaprağı, çok güzel, çok büyük, çok iri. Evet, bunu da dağdan, ormandan getirmiş halam, dikmiş. Evet, yine şöyle gördüğünüz gibi leş kaktüsü, dikenler tacı, fidesi. Hemen burada kohlerya arkadaşlar, bakar mısınız şu güzelliğe? Kohlerya açmış, minicik ama kendisi çiçeği çok güzel açmış. Yine burada dikenler tacı arkadaşlar. Evet, şu kaktüse bakar mısınız? Çok, o kadar güzel olmuş ki resmen orman gibi olmuş. Evet, burada zebra kaktüslerden arkadaşlar. Zebra sukulent mi diyeyim, kaktüs mü diyeyim artık. Hemen şurada kaktüsler, şey sukulentler. Şurada glaksonya. Evet, yine burada gördüğünüz gibi açmene çiçeği arkadaşlar, ama şurada dikkatimi çekti. Halam burada yaprağından dikmiş ama bunu ben söyleyeyim ona. Sadece toprağın üzerine koymamız yeterli. Sukulent yaprağını buraya da dikmiş. Evet, yine burada bol bol glaksonya yapraklarının mevsimi geçtiği için yapraklarını dikmiş. Halam değerlendirmiş. Evet, yine burada. Efendim. Evet. Buradan nane, çok güzel olmuş. Evet, bu arada halam yemeğe çağırdık ya arkadaşlar, hazırladığı sofrayı da şöyle kısa da olsa çektim, gösterdim size. İnşallah canınız ummasın arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Şöyle hazırladı, halamın hazırladığı ikramlıkları size göstermek istedim. Evet, bu da yine böyle dikenler tacı, çok güzel olmuş. Dikenler tacı demeyeyim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi harika güzel olmuş. Evet, kiraz begonya arkadaşlar, testere dişli aloe vera. Evet, tiger begonya. Tiger begonya arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birazcık mola verdik, yemek molası verdik arkadaşlar. Yemek hazır olunca halam biraz acele etti. Evet, şöyle hemen tiger begonyayı göstereyim size. Halam bundan koca bir saksı bana da getirdi arkadaşlar. Çeliğinden ürüyor arkadaşlar. Biraz suyu seviyor. Çok aşırı çamur etmeyecek şekilde sulamasını yaparsak ve hatta güneşi çok seviyor arkadaşlar. Güneş olursa yaprakları daha güzel renkleniyor. Evet, yine şurada şeker begonya, şey kiraz begonya arkadaşlar, çeliğinden tutuyor. Fazla aşırı sulu toprağı hiçbir çiçek sevmez arkadaşlar. Normal nem okurduğunca sulamasını yaparsınız ve güneşi çok seviyor. Şöyle bol bol çiçek açan, harika güzel. Dikenler tacı.
benim prensesim ne kadar güzel olmuş ya. Eski türlerden arkadaşlar, klasik tür. Klasik tür olunca böyle yaz kış üzerinden her mevsim her ay çiçek oluyor üzerinde. Evet, şöyle ben bunlara teker teker geçeceğim ama halam şöyle, halamın balkonundan aşağıya göstereyim size. Evet, roka dikmiş halam. Bize de roka çekiyor. Hala bu bahçenin komplesi mi senin? Sadece orası mı? Ha, orası senin. Ha, tamam. Zeytin ağacı diktiniz, yeşillik diktiniz. İyi, ne güzel olmuş. Eskiden burası şeydi, harabe, çöplük gibi bir yerdi. Böyle marul fidesi, rokalar güzel güzel dikilmiş, çok güzel olmuş. Tabii kendi yeşillik eki yok ya arkadaşlar, kendi ürün gibisi yok. Daha rehalı oluyor ve daha güzel, daha dayanıklı oluyor. Evet, halam biraz da bize çekip verecek. Şöyle ben etrafı da göstereyim size. Malum akşam oluyor artık Osmaniye'de. Akşam karanlığı düştü gördüğünüz gibi zaten. Bu arada halam buraya nane bile ekmiş arkadaşlar. Nane. Çiçekleri çok güzel. Halam çok seviyor. Daha doğrusu bütün halalarımın var, teyzelerimin var çiçekleri de. Böyle kısmetli olur da gidebilirsem gittiğim yerlerden çekimini yapıyorum arkadaşlar. Daha önce de halamın böyle çekmiştim çiçek videolarını. Evet, şurada masanın altında da zeytin var arkadaşlar. Osmaniye malum bizim zeytin memleketi. Böyle kendi kurduğumuz zeytinler ve el yapımı turşu yapmış halam. Lahana turşusu, kırmızı turşu. Evet, şunu göstereyim size. Geçenlerde bana soruyordu. Herhalde sirke yapmış galiba diyorum. Ya sirke ya da acaba diyorum şey mi? Soğan kabı mı dedim ama elmaymış arkadaşlar. Elma kabuklarından sirke yapmış. Geçenlerde halam şeyi soruyordu. Meyve kabuklarından, yumurta kabuğundan, çiçeklere soğan kabuğundan kür soruyordu. Evet, burada mor yonca, süs yoncası o kadar güzel olmuş ki, kelebek gibi olmuş. Benimki bu aralar yapraklarını bitirdi arkadaşlar. Bunlar rizonlu bir bitki. Tamamen dip kısmında biter ve rizonlar durduğu için tekrardan mevsimlik oradan tekrar çıkar. Kurudu diye kesinlikle atmayın. Eğer mor yoncanız, süs yoncanız varsa. Havası güzel olursa eğer, hiç mesela buradan halamın güzel güneş alıyor. Demek ki burası güzel olmuş. Gayet de güzel, yaprak formu güzel ama benimki sabah güneşi alıyor arkadaşlar. Bu aralar tamamen yaprakları bitti. Tekrardan çıkacak. Evet, difenbahya. Difenbahya aslında ev ortamında bakılıyor. Ama halam böyle balkona koymuş. Evet, bayağı karanlık düştü. Gölge düştü. Evet, halam da buraya ekmiş, dikmiş. Hele şu kohleriye bakar mısınız? Minnacık böyle deterjan kutularını da halam değerlendirmiş, geri dönüşüm. Yoğurt kapları arkadaşlar, böyle yoğurt kovaları, deterjan kutuları gayet de güzel oluyor. Hatta şurada bakar mısınız? Sukulenti şurada ağzı kapaklı şişeyi ters çevirmiş. Buna bile yapmış, dikmiş yani şeyi. Sukulent yaprağını. Onu ben halama söyleyeyim de arkadaşlar, sadece göstereyim size. Şöyle bir yaprak kopart, şöyle toprağın üzerine koymanız yeterli. Böyle koymanız yeterli arkadaşlar. Dikmenize gerek yok sukulent yapraklarını. Evet, burada pet çiçeği de değerlendirmiş halam. Ve buna hayran kaldım arkadaşlar. Normalde ormandan ben de getirdim seklemen ama yabani seklemen. Buna ben hayret ettim. Ya cinsi çok güzel ya da toprağını çok sevmiş, yerini çok sevmiş olabilir. Bakımını çok sevmiş olabilir. Çok güzel. Şöyle çiçek açmasa bile açıyormuş çiçeklerin de. Açmasa bile şu yaprak formu o kadar güzel ki. Bakar mısınız? Çok güzel.
bayıldım. Evet, bu beyaz klasik türden, halamdan bundan ben de isteyeceğim aslında. Bilmiyorum buradaki saksıdakin kime dikti bilmiyorum ama. Gerçi şunlar da mı ondan bilmiyorum. Herhalde bunlar da ondan. Neyse bir tanesini halamdan isteyeyim ya da ben ayrıyeten diksin. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla sıhhatle kalın. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Evet, kanalımıza abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığa abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videomuzdan haberdar olursunuz. Evet, like'larımızı unutmuyoruz. Yorumlar kısmına da bir çiçek, böcek, emoji de eklerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.